Adeta topraktan tarih fışkırıyor ve şu anda bunu en güzeliyle görebileceğimiz noktadayız. Bakın hemen arkamda M.Ö. 550'de yapılan Artemis Tapınağı kendini gösteriyor. Hemen onun arkasında Selçuklu döneminde inşa edilen İsa Bey Camii, hemen yanına baktığımız zaman Hristiyanlık döneminden kalan St. John Kilisesi ve en arkada da temelleri Roma dönemine giden Selçuklu Kalesi. İnanılmaz gerçekten bir tarih var burada. Gelen her medeniyet imzasını atmış ama bu bölgede tarihi oldukça eskilere giden ve dünyanın 7 harikasından biri olarak nitelendirilen Artemis Tapınağı da var. Dünyanın en ihtişamlı tapınaklarından biri olarak gösterilmiş. O dönemlerde çok tanrılı inanışlar vardı ve işte bu inanışlara inananların özellikle geldiği ve burada ibadetlerini yapmış olduğu bir tapınaktı. Bronz heykellerle süslenmiş, inanılmaz ihtişamlı duvar süslerinin olduğu, sütunlarla bezenmiş olan bir tapınaktı. Tapınak tabii tarihi içerisinde yağmalanıyor, nice depremler, yangınlar geçiriyor. Bu sebeple Artemis Tapınağı'nın olduğu alana geldiğimiz zaman tapınaktan kalan çok fazla bir parça, eser göremiyoruz, yapı göremiyoruz. Sadece bu şekilde taşların üst üste konulduğunu, tapınaktan kalan bazı bakın parçaların böyle alanda olduğunu görüyoruz. Ama benim şaşırdığım şey ise tabii dev dev sütunlar var, dev dev taşları görüyoruz burada. O dönemlerde insanlar bu taşları bir araya getirmişler ve sütunlar inşa etmişler. Bakın aynı arkamızdaki gibi ve bu sütunlardan yüzlerce vardı tapınakta. İnsanlar çok büyük özen göstererek o dönemlerde bu tapınağı inşa etmişler. Tapınağın çevresi tarihte olduğu gibi bugün de hareketli. Artemis Tapınağı'nda tarih içerisinde yaşayan bir tarih var. Şu anda beyefendiler burada görüyorsunuz kaval yapıyorlar. Aslında binlerce yıl önce Artemis Tapınağı'nın çevresinde de yine bu şekilde kavallar yapılırmış. Şimdi nereden aklınıza geldi kaval yapmak soralım, nasıl yapıyorsunuz? Eski Roma döneminden gelme yani bunlar, bambudan yapıyoruz. Dere yataklarında bambuları kesip bu şekilde uçlarını sivretiyoruz. Deliklerini açıp dillerimiz var şöyle. Bu şekilde kesiyoruz. Ve koruduğu takdirde buraya takıp flüt haline geliyor. Tabii dili olmadan olmaz. Dilsiz ötmez. Biz nasıl konuşamıyoruz? Bıçak eşliğinde de şu üstlerine şekil veriyoruz. Motive yapıyoruz. Tamam. Çok güzel. Çal bakalım Yakupcan. Çocuklar çok severler. Yakupcan'a bir tane hediyemiz olsun hatıra. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı Yakupcan. Bakın bambunun da yetiştiğini burada yeni öğrendim. Ve Roma döneminin en güzel el sanatlarından biri olan kavalcılık yapımı da burada hala devam ediyor. Ege bölgesinde yetişmeyen yok zaten. Her şey mevcuttur burada. Aynen öyle. Çal bakalım. Ters tuttun Yakupcan. Üfle biraz. Tapınağı gezmeye devam edelim bakalım. Neler göreceğiz? Şu anda Yasin'e bakın. Harika bir manzara da. Manzaranın tadını çıkarırken, izlerken gördük. Acaba o neler hissediyor? Neler söyleyecek? Bakalım. Çok ilginç bir yer burası Özlem. Gerçekten senin dediğin gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tapınağın birçok parçası bugün yurt dışına götürülse de tapınağın en önemli kısmı götürülmemiş. Çok şanslıyız. Artemis heykeli bugün dünyanın 7 harikasından biri olarak gösteriliyor. Kendisi müzede, Selçuk Müzesi'nde. Şimdi buraya insanlar bu parçaları kaçırmaya geliyorlar, yağmalamaya geliyorlar. Artemis heykelini bulamıyorlar bu noktada. Neden? Sadece tapınağın sütunları var, işte çatısı var. Tabii inanılmaz bir mermer işçiliği var. İnanılmaz burada tarihi eserler var, bronz heykeller var. Onları götürüyorlar. Artemis heykeli burada yok. Çok şanslıyız aslında. Başka bir bahçeden çıkıyor. Başka bir insanın tarlasından çıkıyor. Tabii öncelikle şöyle söyleyebilirim size. Efes'i Efes yapan yer burasıydı. Neden diyeceksiniz? Çünkü şehirler biliyorsunuz ticaretle ve paralarla geçinen o dönemde de bu dönemde de kentler. Ve bugün o gününden bugüne yansıyan bir tapınak, antik dünyanın 7 harikası olan bir tapınak, Artemis Tapınağı döneminde Efes'in zenginliğini sağlayan en önemli noktaydı. Neden diyeceksiniz? Ve tarihin ilk bankasıydı. Çünkü inanılmaz çevredeki insanlardan tutun illere, ilçelere kadar, o dönemin kentlerine kadar paranın güvende olacağı tek nokta Tanrıça'nın güvencesi altındaki bu kutsal alandı. Bir bahçesi vardı, çok ilginçtir. Adam öldürseniz dahi gelip bu bahçeye sığındığınızda
bu bahçede korunabiliyordunuz. Fakat adımınızı attığınızda Roma yasaları, Roma hükümleri geçerliydi. Yani burası öylesine korunaklı bir alandı ve dediğim gibi antik dünyanın 7 harikasından biri. Antik dünyanın yalnız. Evet. Günümüzde biraz daha farklılaştı o. Bu antik dünya nedir? İşte Babil'in asma bahçeleri, Mısır piramitleri, Rodos heykeli vesaire. Ama Artemis heykelini gören antik çağ yazarlarından Plinus hiçbir zaman güneşin böyle insan yapımı bir muhteşemliğe bakmadığını söylüyor şiirlerinde. Bu da tabii bölgenin ne kadar önemli ve devasa olduğunu gösteriyor. 127 sütunlu, 18 metre sütunların yüksekliği ve bir podyum üzerinde yükseliyor 18 metre. Düşünün bugün bile şöyle düşünün 10 katlı bir binaya baktığınızı düşünün antik evet. dünyada. Evet. Öyle bir noktaydı ve Tanrıça'nın orijinal heykeli bugün de Efes Arkeoloji Müzesi'nde herkesin aklında vardır o. Ama orijinal heykel o dönemde bir ahşaptı. Büyük ihtimalle yontu, o dönemin bir ahşap yontusundan. O görünen görüntü, mermere işlenen görüntü tören kıyafetlerindeki halidir. Artemis'i kraliçe arı olarak atfeder bütün Efesliler. Baş ana kraliçeleri olarak da kendileri de söylüyor zaten Tanrıça Artemis için. Bu çok önemli. Tabii Artemis'in döneminde, burada kurulan döneminde etrafına kurulan Efes, ikinci Efes. Şimdi bakacaksınız şöyle bir görüntüye bakın. Dünya üzerinde eşine çok az rastlanan bir görüntü bu. Evet. Neden? Antik dünyanın pagan inanışının merkezi, Hristiyan dünyasının sağ tarafta en önemli kiliselerinden Ayasofya'yı yaptıran Justinianus ve Theodora'nın yaptırdığı Saint Jean Kilisesi ve hemen sol tarafta da İsa Bey Camii. Evet, çok önemli üç bir nokta. Üç dinin de tek noktadan görülebileceği ender yer. Zaten kalede böyle prenses tacı gibi evet. Kentin üzerinde yükseliyor. Çok teşekkürler. Güzel. Gezmeye devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.